için hazır mısın? Hazırım. Üç mühendisi de bizim almamızı sağlayacaksın. Yoksa ne olur? Bir daha Selen'i göremem. Aferin. Kız kardeşinin hayatı senin ellerinde. Kaybetmeden hiçbir şey kazanılmıyor Altay. Cennet bile önce ölüm ister. Hayat ne acayip değil mi Kurt Bey? Uzay, beni duyabiliyor musun? Olumlu. Görüntü ve ses gayet net. Başlamak için hazırız. Hedefler av noktasında. Görüntüleri ekrana ver. Üç mühendis birbirinden habersiz Budapeşte sokaklarında bizden talimat bekliyorlar. Sağ elemanlarımız sizin yönlendirmelerinizle üçüyle de ilk teması kuracak. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. Daha önceki tecrübelerimizden düşmanın bizden bir adım önde olmasını engellemeliyiz. Mühendislerin kıskaç altında olup olmadıklarını anlamamız lazım. Kontrol takip prosedürü başlatıldı mı? Evet, operasyon adımlarında gerekli tüm talimatlar var. O zaman av başlasın. Anka, bilgi ver. Anka takipte. Hedef cadde boyunca yürümeye devam ediyor. Uygun anda temasa geçebilirsin. Mühendis çatı üstüne yürüyor, peşindeyim. Sakın gözden kaçırma. Kendini de belli etme. Doğru anı bekleyeceğiz. Emredersiniz. Şüpheli bir şey fark ettin mi? Hayır efendim, adam yalnız. Pardon, saatiniz kaç acaba? 11.10. Türk müsünüz? Evet. Daha insan ne kadar mutlu oluyor böyle denk gelince. Çok memnun oldum. İyi günler. İyi günler. Kod numaramı ver. Kulaklığı tak, duyurmaya devam et. Hoşça kalın. İyi tatiller. Sağ ol. Birinci aşama tamam. Güzel. Pars, bilgi ver. Hedef sabit, durum stabil. Harekete geçebilirsin. Çok affedersiniz, istemeden oldu. Sorun değil. Kod numaran 2. Kulaklığı tak, talimat bekle. Rahatsız, kusura bakmayın. İyi günler. İyi günler. İkinci aşama tamam. Doğan, bilgi ver. Hedef sabit. Hareket izni verildi. Anlaşıldı. Burada durabilir mi? Bir üstümü giyeyim. Tabii ki. Memnuniyetle. Ne demek? Şimdiler. Kod numaram 3. Kulaklığı tak, talimat bekle. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Burnuma kötü kokular geliyor. Bunu söylemekten nefret ediyorum. Artık çok sıkıldım ama sakın bir hata yapayım deme. Ben de bunu duymaktan çok sıkıldım. Başkanım, ilk etap tamamlandı. 3 kulaklık da aktif. Sizden talimat bekliyorlar. Tamamdır. Teşekkürler.
İstersen dışarıda bekleyebilirsin. Sebep? Operasyonu sen yönetmediğinde iyi hissetmiyorsun gibi mi geliyor? Pek alışkın değilim dinlemeye, doğrudur. İnsem iyi olacak. Herkese merhaba. Ben Özel Operasyonlar Başkanı Neslihan Tuna. Türkiye Cumhuriyeti adına sizinle iletişime geçiyorum. Bu operasyonu sizi ben yöneteceğim. Ben konuş demeden konuşmayın. Lütfen talimatlara uyun. Hepinize bir kod numarası verildi. Size bu numaralarla sesleniyor olacağım. Etrafınızda ekiplerimiz var. Siz onları görmüyor olabilirsiniz. Ama onlar sizi takipteler. Lütfen onların yönlendirmelerine uyun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kod 1. Önünde kalabalık bir turist kafilesi var. Onların arasına karış. Personelimiz seni yönlendirecek. Onun yönlendirmelerine uy. Korkma. Kod 2. Önüne gelen taksiydi. Hemen. Araca geçin. Kod 3. Parkın çıkışında seni siyah bir minivan bekliyor. Ona bin. Buydu. Buydu işte. Bu adam saldırdı canımı. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne cüzdanı ya? Ne diyorsunuz? Çıkartın. Cüzdanı. Ya cüzdan falan çalmadım ben. Karıştırıyorsunuz herhalde. Sağ olun. Polis çağırmanı ister misiniz? Polisi kardeşim ya. Polis çağırma cüzdanı ver. Sen ara ara al bak. Kahretsin. Tamam var mıymış? Var. Var. Teşkilat 3 mühendisi de ele geçirdi. Bu sefer o kadar kolay pes etmeyeceğim. Benden haber bekle. Anlaşıldı. Başkanım, ikinci etap da tamamlandı. Mühendisler sağ salim bir şekilde bir araya geldi. Çok şükür. Buraya kadar kusursuz ilerledik. Bundan sonrası da böyle olsun. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler Uzay. Mühendisleri güvenli bir şekilde bir araya getirdik. Sevinmedin komutan? Yok. Ülkemin menfaatine olan her şey beni mutlu eder. Ne bileyim, biraz durgun gibisin.
Kafam dolu biraz. Farkındayım. Ama ne zaman anlatmak istersen dinlerim. Biliyorsun. Eyvallah Murat'ım. Sonra konuşuruz. Evet. Mühendislerin götürüldüğü yeri söyle hemen. Bu şekilde de şifre olacağım. Kardeşinin ölmesinden iyidir. Tamam, yolluyorum. Burada işimiz bitti. Altay Bey, çıkış için hazır mısınız? Hazırım. O zaman harekete geçiyoruz. Başka bir yere götürmüşler. Mümkün değil. Valla nereden bilgi alıyorsun bilmiyorum ama. Biraz daha bastırman lazım. Bunun bir bedeli olacak. Neslihan Hanım, değil mi? Hepinize çok geçmiş olsun. Memnun oldum. Evet, sonunda resmi olarak da tanışmış olduk. Çok teşekkür ederiz. Umarım bir daha başımıza böyle belalar gelmez. Çok sağ olun. Türkiye'ye sizi sapasağlam ulaştırdıktan sonra bizim vazifemiz tamamlanmış olacak. Teşkilat personelimiz size havalimanına kadar eşlik edecek. Sonrası vatan toprağı. Neyse Hanım, siz gelmiyor musunuz? Benim ufak bir işim var. Ama size şimdiden iyi yolculuklar dilerim. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Yok. Size verdiğim bilgiler doğruydu. Minibüsü buldunuz değil mi? Ama içi boştu. İçeridekilere bile güvenmiyorlar artık. Son dakika operasyon değiştirildi. Biz de söylediğimizin dışında hareket edeceğiz o zaman. Kardeşine hoşça kal demek ister misin? Sakın. Türkiye'ye daha geçmediler. Size onlara ulaştıracak bilgiyi vereceğim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Şimdi bize doğru mekanı söyleyecek. Duydum. Bence yalan söylüyor. Adres bilgilerini bana gönder. Kendim halledeceğim. Kate. Ayrıca sen gelmiyorsun. Bu işi hallettikten sonra senin de icabına bakacağım. Kate, sen Altay'ı tanımıyorsun. Onunla sahada savaşan benim. Güvenebileceğim biri değil o. Kate!